Efendim TJK TV ekranlarına hoş geldiniz. Sorulmamış sorular yine sizlerle birlikte olmaya devam ediyor. Bu hafta Jokey Gökhan Kocakaya'yı konuk ediyoruz. Stüdyomuzda Gökhan Kocakaya. Hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasılsın Gökhan öncelikle? Çok şükür iyiyim. Sizi sormalı. Biz de çok iyiyiz. Yaklaşık bir 40 tane soru var. Ee, bazen telleten sorular, bazen aykırı sorular içerisinde geçiyor. Yorumu alıyoruz konuklarımızdan. Bakalım senin için güzel bir program olur umarım. İnşallah. Ee, öncelikle Gökhan Kocakaya bu mesleğe nasıl başladı? Ee, mesleğe yakın çevremizden açılara, açılığa uzak olmadığım için çevremde hani, yarışılıkla ilgili akrabalarımın olması benim de açıla hani, sıfırdan yani... eee küçük yaşlarda başlamama neden oldu. Belki hani babam yakın akrabalarım falan onların sayesinde ipodromlara giderek atları daha yakından görerek hani benim de camiada olmak isteğim beni jokeyliğe kadar getirdi. Kim sana yol haritası yolunu kim çizdi? Yani hadi, hadi gel gidelim okula yazılalım nasıl oldu bunlar? açıkçası hani bana kimse yolları, haritası olarak hani e, yönlendirme olarak tavsiye etmedi. Ben kendim hani olmak istiyorum hani atlara binmeyi istiyorum özellikle çocuk yaşlarda. O e, o nedenden dolayı hani atları da çok sevmemden dolayı hani kendim çok isteyerek oldum yani. Apranti okulu nasıl geçti senin için? Apranti okulu e, çok güzel e, yaklaşık 60 kişilik bir sınıfta güzel arkadaşlıklar edinerek eğlenceli bir şekilde eğitimimizi dört dörtlük alarak güzel geçti. Aynı jenerasyonda şu anda var mı sahada? Birçok iyi jokeylerimiz bizim jenerasyonuna çıktı. Şu an sayabildiklerim Ayhan Kurşun şu an vatanı görevini yapıyor. Gökhan Gökçe var. Ankara'da olan arkadaşlarımız var ama şu an yani şu aklıma gelen bu iki arkadaşımız. Peki Ali, ee, okul bitti artık bir ekürüyle mi ee, başladı? Nasıl oldu? Aile de ama açlığın içinde. Evet. Okuldan sonra ne yaptın? Okul bittikten sonra e, hani. Eküllere de almıştık eee olarak hani aprant olarak. Çünkü anlaşma vardı o zaman hani dört şey hani eküllerle anlaşma yapılıyordu o kilo indiriminden faydalanabilmek için. Hı hı. E, belli bir süre denedim. E, hani eküllerle eküriyle daha doğrusu hani eküllerde şans bulamayacağımı anladığım için ekürüden ayrılıp hani dışarıdan açtırarak o şekilde başlamıştım. Daha çok şans bulmaya başladım. Çünkü bir yeni mezun olan bir aprantinin hani şans bulmaya ihtiyacı var eküllere bağlanıp şans bulamamaktansa... hani kendin bir şeyleri mücadelesini verip e, kendine şans yaratmak daha mantıklı geldi o zaman için ve bu yolu tercih ettim. Kimlere örnek alıyordun o öğrencilik zamanında? Öğrencilik zamanımda e, hani bizim gibi hani mezun olup e, okulu bitirdikten sonraki öğrenciler jokerlerin yanında yardım ederek hani onları örnek alırlar. Ben de e, mezun olduktan sonra Halis abinin yanında başladım. Onu örnek aldım. Hani ondan en azından yarışlara binerken kazandığı, kaybettiği yarışları gözlemleyerek başka jockey arkadaşlarımızı kazandığını görerek bu şekilde onların yanında yetişerek örnek alıyorduk onlara. Halis Karataş sana eksiklerini, doğrularını, iyi taraflarını tabii hani öyle bir Türkiye'nin en iyi hani jockey'nin yanında hani bir nevi staj görmek gibi bir şey yani Kazandığınız yarışta bile hatalarınızı söyleyebiliyor. Açık yüreklilik yani. En ufak doğruyu yanlışı her zaman söylüyor yani. Bu senin için büyük şans oldu o zaman. Evet benim için büyük bir şans diyebilirim. Peki artık şimdi sahaya inelim. İdman pistine gidelim. Sabahları geliyorsun, aç çalıştırıyorsun. Dinlendiğin günler oluyor. Evde çalıştığın günler oluyor. Bir yarış gününe nasıl hazırlanıyorsun? Mesela bugün İstanbul'da yarış var. Ee, ne yapıyor Gökhan Koçak'a sabah kalkınca? Yani sabah kalkınca idman programımız olduğu zaman e, sabah ilk atın başlangıç saatinden bitiş saatine kadar e, yaklaşık belki 2-3 saatlik bir bölüm oluyor. E, o esnada aralar da olmuş oluyor. Hani idman bittikten sonra e, evde kahvaltı, kahvaltıdan sonra e, idmanın yorgunluğuyla e, i̇stirahat. biraz istirahat. Uyandıktan sonra yarış e, programı neredeyse ona göre artık hareket ediyoruz. Bugün İstanbul'daysa yarış kıyafetlerimizi hazırlarız. Hani bindiğimiz atların e, hani kaç at biniyorsak ona göre yarış pantolonu, işte aksesuarlar, adletler, hani e, gözlükler falan hepsini çantamızda hazırlarız. Yarışlara e, 1-2 saat kalada, e, hani eğer kilo düşmemiz gerekiyorsa hafif kilolara biniyorsak belki bir 10-15 dakikalık sauna seansımız oluyor. E, yaklaşık 2 saat evvelden gelip başlıyoruz yarışlara. Peki, e, tek pantolon, tek kırbaç, tek gözlük mü yoksa Genelde e, hani jokey arkadaşlarımızın bütün hipodromlarda eğerlere işte kamçıları bu tip şey, malzemelerin birçoğu bulunuyor. Biz genelde yarış kıyafetleriyle ilgili yani pantolonlar oluyor. İşte atlet file dediğimiz atletler, uzun kolluk, işte kaskımızı falan bu tip malzemelerimizi yanımıza Piste genelde göre göre değiştirdiğin oluyor mu Malzeme. Yani genelde yağış olduğu zaman biraz daha e, farklı oluyor. Yani yağmurluklu pantolon dediğimiz Hı -hı. daha uzun olan onları e, bazen götürüyoruz. Bazen de fazladan varsa aynı bodrumda bırakabiliyoruz. Pekala. Gökhan Kocakaya'ya sorular gelmeye başladı efendim. Her zaman klasik ilk önce Gökhan'ı ısındıralım istiyoruz. Ondan sonra biraz daha sorularımız zorlaşacak. Şunu sormak istiyorum sana Gökhan Kocakaya. İlk bindiği nasıl hatırlıyor musun? Evet. Ee, i̇lk heyecanın nasıldı? Bir anlatsana bize. Yani hayatınızın ilk yarışı Sayın Adil Tekin Alp'in en iyisi isimli kısrağına biniyorum. O zaman dediğim gibi hani Ekü'den ayrılmışım. Kendime şans bulmaya çalışıyorum. Hani çok iyi bir antrenörün yanına denk gelmem. Belki benim hayatımın ilk yarışını öyle hatta ilk tabelem de aynı antrenörün atı olması benim için büyük bir şans. Öyle bir antrenörün hani atına binmek gayet hani kendisinin bizi yönlendirmesiyle hani doğrusuyla yanlışıyla sahip çıkması güzel bir şey. Nerede bindin? Adana'da bindim ve şu an birçoğu aprantin elinden tutan bir büyüğümüz yani hem antrenör hem at sahibi Adil Tekinal. Yani Aynen. şu an bile birçok aprantiye şans veriyor. Ee, hani değerli bir atçılarımızdan diyebilirim. Peki ilk bineceğin gün e, Beklereler e, ismin yazıyor mültenlerde. E, o gün uyuyabildin mi sabah? Yarışa yani, gidiyorsun. E, yani asıl şimdi okul bittikten sonra asıl e, bizim için zorluklar bu saatten sonra başladığını düşünüyoruz hani bütün e, herkes için yani büyük bir heyecan ilk yarışınız hani idmandaki gibi rahat değilsiniz hani e, aldığınız takım da dahil hani anormal geliyor hani gayet e, profesyonelce binemiyorsunuz yani amatörce biniyorsunuz bir nevi. Padok. Tabi padok ondan taktik, sonra taktikler start yani hepsi nasıl? bir etken. Orada elimiz ayağımız titriyor muydu? Açıkçası e, hani çok aman aman çok şanslı bir ata bindiğiniz zaman belki çok e, heyecan yapabilirsiniz ama hani göz önünde olmayan bir at olduğu zaman sadece hani acemilik e, devresini atlatabilmek adına e, onu yaşıyorsunuz. Yani sadece profesyonel hani kimsenin size faal yapmadan, siz kimseye hani yarışçının faal yapmadan düzgün bir şekilde bilmeye gayret gösteriyorsunuz. Yani buna daha çok dikkat ettik yani. söylediğin favori bindiğim zaman belki heyecan falan olabiliyor dedin. Şu andaki Gökhan Kocakaya favori ağırlıklı bir ata bindiği zaman, favori ağırlıklı bir ata bildiğin zaman böyle üzerinde bir yük hissediyor musun? Yok kesinlikle. Yani o ilk zamanlarda oluyordu ama şu an için hiç yani. Yani şu an Türkiye'nin en şanslı atına da binseniz hani sanki en geri gelecek ata biniyor musunuz gibi o kadar rahatsınız. Çünkü zaten yarışa hani o zaman belki acemilikten dolayı konsantre olamıyorsunuz ama şimdi profesyonel oldukça daha sakin, daha düzgün bir şekilde biniyorsunuz. yani En unutamadığın yarışla başlayalım. Ee, 2009'da Gazi kosunu unutamam yani. Miramız. Evet, ilk hani hayatınızın ikinci gazisi. Hani aprant olarak bindiniz bir, bir sene evvel ama jokey olarak ilk, ilk defa biniyorsunuz ve şanslı bir ata biniyorsunuz. Hani, e, hani düşünün yeni jokey olmuşsunuz. Hayatınızın ikinci Gazi Kosu ve Türkiye'nin favorisi yani. Büyük bir hayran kitlesi gelmiş Hipodrom'a. Yani onu unutamam. Seyircilerin yarıştan sonraki tezahüratı. hani unutamam onları. Peki her zaman Miramis'in stili e, bariyer tutuyordu. Yani yarış başladı. Aslında biz Gazi öncesine gidelim. Bize Gazi öncesini anlat. Miramis'e bineceksin. Hatta bir önceki geceyi anlat. E, Veli Efendi'de verilen bir kokteyl. Sonra sahaya geliyorsun. At sahipleri, Padok, antrenör, son taktikler, piste gidiş, starttaki yerini alman, start sonrası her şeyi dinleyebiliriz aslında. Yani açıkçası hani belki hani hayatımın en rahat yarışını bindim diyebilirim. Hani belki Türkiye'nin en büyük yarışı ama hani inanmışız. Yani o sene hani at bayağı aşama kaydetti. Ekip olarak elimizden gelen hepsini yani her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Hani artık gerisi kısmet, kader kısmet. Ee, biz o kadar konsantre olduk ki yarışı kazanacağımıza. Hani hiçbir zaman yarış ortamı olmadı diyebilirim. Sanki eğlence. Start verildi. Start verildi. Yarışın e, gidişatı belli. Atımızın stili belli. Bir hani, de iç bariyeri alması. Yani öyle içeri yatma huyu var. Hani Adana'da bir yarış bindiğimde dışarıdan zorladım. Bir türlü öndeki atı geçemedi. Ama içeriden çok farklı. Hani belki ufak tefek sıkıntılarından dolayı mı taylık zamanında öyle bariyere yaslanmaya huy edilmiş. Bariyer dibini bulduğu zaman biraz daha rahat aksiyon yapıyordu. O gün de e, şansımıza... Gerçi hani biz orta kulvardan gitmeyi denedik ama yarış içerisinde önümüzdeki set bariyer dibi açıldı. E, o Hiç zamanki. var mıydı ya çok kalabalık kurup açılır yani, mı, yol bulabilir evet, miyiz? Az olan yarışlarda taktiksel yarış olduğu için sıkıntı yaşıyorduk ama kalabalık yarışta kimse hani sizi... E, hani rakip görüp size göre hareket edemeyeceği için... Hani atta güçlü olduktan sonra her yerden girip çıkabiliyor. O gün de düzlükte 200'e e, önümüzdeki atın hızlanıp bariyerlerimizden çıkıp dışarı doğru savrulması bize bir nevi yol açtı. Amahtar sağladı. Evet. Dışında 12 numaralı Montenegro sahasında 2 numaralı Aydın abi iç kulvarda Little Tulip sırasıyla son viraj dönülmek üzere. iç kulvardan gelen 9 numaralı İnderes'i liderliği aldı. Dış kulvardan 19 numaralı Çiğ onu takip ediyor şimdi. Çiğ koşudaki lideri alıyor. 1,5 boy kadar gerisinde dış kulvardan 4 numaralı Çakılan'ın en dış kulvardan 2 numaralı Aydın abi içeriden Distant Flight'ın çabalarını izliyorum. Onların dışından Hand, Orta kulvardan Çi şimdi lider aldı. fark iki boya kadar çıkardı. İç kulvardan dokuz numaralı İndenesi bariyer yardımından. dokuz dört numaralı Çakılan'ın çabaları en iç kulvardan Miramis'in de atakları izliyor. Çiğ önde iç kulvardan Çakılan bari yardımından. Miramis atak yapıyor. Dış kulvarda Çiğ önde bari yardımından. 11 numaralı Miramis geliyor. Miramis lider olur ve seksen üçüncü Gazi koşusunu kazanıyor. 4 numaralı Çakılan ikinci 19 numaralı Çiğ üçüncü oldu. 83. Gazi koşusunu 11 numaralı Miramis. Gökhan Kocakaya ile kazandı. Miramis'i bize nasıl anlatırsın? Miramis hani Türkiye'nin e, hani Gazi e, Cumhurbaşkanlığı kazanmış ve birçok grup yarışları var. Hani şu an aklıma gelmiyor. E, genç yaşta sakatlanan bir at. E, çok soğukkanlıydı. Hani önden arkasından at geçmiş, hani araba geçmiş ve hatta hani bir şey yok, Hiç umursamaz, hiç korkusuz bir attı. Yarış bittikten sonra bile hala belli bir gücü olan gücünü hani sahaya bütün hani neyi var ne yok hepsini yansıtabilen bir hattı. Hani sahaya belki onun gibi e, hani Ender Atlar gelir. Belki gelmiştir hani benim minim at arasında. Çok soğuk kanlı, hiçbir şey umurunda değildi. Öyle bir hattı. Peki bu unutamadığın yarış aynı zamanda en fazla mutlu olduğun yarışlardan biri. Evet. Bunun dışında var mıdır? Bunun dışında hani geçen seneki Cumhurbaşkanlığı şimdi askerden gelmişsiniz. Hani tamam sonuçta iyi jokeysiniz ama hani bütün eküller veya antrenörler, asayiplerize size hani şans verecek diye bir şey yok. Sizi tamam severler ama acaba dedikleri noktalar da olacak. Ama sağ olsunlar hani atçılığımız, antrenörlerimiz, asayiplerimiz hepsi sağ olsunlar desteklerini eksik etmediler. Ve öyle önemli bir yarışı da, öyle iyi bir hatta kazanmak bize kısmet oldu. Yani onu da unutamam. 8 numaralı Matador Yaşar sırasıyla Safkanlar son 600 metreyi geçmek üzere. 2 numaralı Always Present Litali'ni 3 boya farklı sürdürüyor. Yine 17 numaralı Fly By Me ikincilikte. Onun 2.5 iki boy gerisinde 14 numaralı Temel Han'ı görüyorum. Temel Han'ın 1.5 boya kadar gerisinde 20 numaralı Village Wind sırasıyla bunların dışında da 20 numaralı Village Wind sırasıyla Safkanlar düzlüğe çıktı. Son 400 geçirdikten sonra Fly By Me liderliği aldı dışarıdan. 19 numaralı Kemal Han'ın. Kemal Han'ın dışından 18 numaralı İlnero'nun gayretleri var. Son 300'ü 17 numaralı Fly By Me önde geçti dışarıdan. 18 numaralı İlnero geliyor. Son 200 geçirdiği dışarıdan gelen İlnero içerideki Fly By mi yakalamak üzere. Yine de Fly By me önde son yüz geçirdi. Bir buçuk muhakkak Fly By me önde Cumhurbaşkanlığı koşusunun Fly By Mi kazanıyor. 18 numaralı İhnero ve 9 numaralı Mister Baron ikincilik için potoyu birlikte geçti. 4 numaralı Cihan'ın da koşuyu dördüncü bitirdi. Cumhurbaşkanlığı koşusunda Sayın Mehmet'in sahibi oldu. 17 numaralı numarayla start alan Fly By Mi Gökhan Kocakaya'yla kazandı. devam ediyoruz efendim. Sevindiğin, üzüldüğüne gelelim biraz. Üzüldüğün yarışlar arasında listede ne var? Geçen seneki Gazi Kossu var. Yani ata o kadar inanıyordum. Kafamda uzun mesafe koşacak Vilinç için bahsediyorum. Acaba yapacak mı? Genelde bir büyük yani veyahut iki büyük kardeşi Stilket kısa ve orta mesafelerde çok güzel yarışlar yapıyor. Bu onun erkek kardeşi. belki hani acaba yapar mı yapmaz mı? Kıştan beri Bursa'ya gidiyor. Burada koşuyor sentetikte. Kimde son bir artık yarışı kalmış. Kısa vade 8, uzun bir yarış. Kazanırsa artık Gazi biletini alacak. Hani o at için bahsediyorum ve çok güzel bir şekilde kazandı. Gazi'ye benim gözümde favori olarak çıktı. Belki istatistiklerde hani 5. veya 6. at gözükebilir ama benim gözümde hani bir Miramis kadar şanslıydı. Hani kaybetme ihtimali yok ama yarış içerisindeki pozisyon hızlı başlayıp yarışın yavaşlaması, ondan sonra kötü yerlerde kalmanız, 800'den tam yarışın kopma noktasında önünüzdeki iki atın bir attık yere girmek isteği, işi. oradan mecbur hani inisiyatif alıp dışarı çıkıp hızlanmanız gerekiyor. Hızlanırken de kötü yerde kalıp yarışı altıncı olarak bitirmeniz hani onu en kötü hani aklında kalan unutamayacağım bir yarış diyebilirim. Hayal kırıklığı. Evet. Yaşa attı. Ve benden sonra gene Filaybaym ile koşup ve yarışı kazanması en açık yani örneği. İki boy kadar geride hiç kulvara yakın 10 numaralı Pango dışında Rubicon sırasıyla Son 600 metre geçilmek üzere 87. Gazi koşusunda viraja yaklaşılırken dıştan yaptığı ataklarla Fly By Me içerideki Neil'la başa baş oldu. 1.5 boy geride içeride 1 numaralı Artik dışında da 2 numaralı Çakal Carlos döndüler virajı. Koşuda son 400 metreye yaklaşıyor ortadan yaptığı ataklarla Fly By Me liderliği alırken hemen dışına 2 numaralı Çakal Carlos geldi. Daha geriden 19 numaralı Cool Girl atağa kalktı. Tekrar içeriden 7 numaralı Neil da gelmeye çalışıyor. Son 200 metreye yaklaşılıyor 2 numaralı Çakal Carlos koşta liderliği geçirdi. Bariyer dibinden Nil ve Artikman dışarıdan cool Girl Ortadan da Divine Hart yükleniyor. Son 100 metre 2 numaralı Çakal Carlos sonunda dışarıdan Divine Hart geliyor Sonelli. Dışarıdan Divine Hart geliyor. Gazi koşusunda Divine Hart ve Çakal Carlos beraber geçiyor fotoyu. 18 numaralı Seleri ve bir numaralı Artıkman'dı. tabelanın diğer yerleri için fotoyu birlikte geçtiler. Müthiş bir final oldu. 3 numaralı Divine Heart mı? 2 numaralı Çakal Carlos mu Gazi'nin galibi? Karar var hakemlerine kaldı. Hipodromlarımıza gidelim. Ee, en çok böyle at binmeyi eee sevdiğini hipodromlardan tribünlerinden seyircisinden etkilenen hipodromlar desek Şimdi, Türkiye'de, yurt dışı da ya Türkiye'de e... En güzel hipodrom olarak hani kum ve çim olarak Ankara pist olarak pist olarak yani çok güzel ama seyirci bakımından hiçbir yer İstanbul'un yerini tutamaz. Ne hissediyorsun yani, mesela İstanbul'da? Ya bir kere hani İstanbul'a gelen seyirciler yani genelde elit seyirciler geliyor hani e, diğer şehirlere nazaran Ankara biraz daha şey yani gene e, geliyor ama çok kalabalık değil. Biraz da İstanbul'da belki merkeze uzak Tabii, olduğu evet, için ama muhtemelen Servisler bundan. kalkıyor aslında Ankara Hipodromuna ama daha detaylı bilgileri Kanal resmi internet sitesinde ve kanaldan ulaşabiliyorsunuz. Bunu da paylaşalım. Sözünü unutma Gökhan. Ee, İstanbul Hipodrom'dayız. Şimdi izleyicilerimize diyoruz ki var mı sorunuz diye. Şu var. Şimdi Gökhan çıkıyor sahaya. sağda bir sesleniyoruz. Gökhan bizi duyuyor mu? Duyduklarımızdan etkileniyor mu? Yani açıkçası çok ender duyuyoruz. Ee, hani yarışa konsantre olduğumuz için. Hani yarış öncesi. Yarış start öncesi duyuyoruz. Padok'ta hani bazen örnek veriyorum küçük çocuklar falan sesleniyorlar. Onlara bakıyorsunuz gülümsüz. E büyük seyirciler hani e, cevap verebilecek pozisyonunuz olursa verebiliyorsunuz. Hani Son 400'de Uğultu'yu duyuyor musun? Tabii yani duyuyoruz. Ya da o atların e, sesinden hiçbir şey geliyor mu kulağınıza yani gelmiyor mu? bazen mu? geldi oluyor yani o seyircilerin toplu halde bağırmasını hani biz de duyabiliyoruz ha havaya tabi giriyoruz yani yani ister istemez duyabiliyoruz onların sesini En iyi bindiğin yarış. Ya benim hünerlerimle ben bu yarışı kazandım dediğin. Yani açıkçası birçok yarış olmuştur. Ama hani şu an için aklıma gelen e, zor yarışlar diyebilirim. Hani hatasız kusursuz binebildiğimiz yarış e, hatası olmayan yarışlar yani telafisi olmayan strong, yarışlar diyorsun. Hani şu an Ankara'da hatırladım son dönemlerde Strom Eagle var. E, hani en ufak bir hatada kaybedebileceğimiz bir yarıştı. Hani içerisindeki yarışın gidişatı ile olsun. Bir numaralı Cross the Line. İki buçuk boy kadar geride yedincilikte üç numaralı Storm Eagle. İki boy kadar geride grubun son sırasında Bayşehir şeklinde 600 geçiliyor. İki numaralı Oni. Azalan farklı rağmen koşun lideri. Buralarda yedi numaralı Başkan Nexia. Farkı bir boyuna kadar indirdi. Geriden beş numaralı Özbayhan'ın hemen içinden altı numaralı Asafan'ın ataklarını izliyorum. endiş dış kulvardan pozisyon alan üç numaralı Storm Eagle var. Gerilerden dört numaralı Bayşehir'de çıkmaya çalışıyor. Dört yüz sonrasında farklar eridi. Başkan Nexia geldi Only'yi yakaladı. Onun dışında Storm Eagle'ın etkili atakları var. Şimdi öndeki lider Strike Storm Eagle da bir anda katıldı. Başkan Nix'e direnmeye çalışıyor ancak Storm Eagle etkili geldi. İçindeki iki rakibinden kurtulan Storm Eagle farkı son 150 geçirirken iki boya kadar taşıyor. Sonlarda avantajını koruyan 3 numara Storm Eagle ve koşusunu Gökhan Kocakay ile kazanırken 7 numaralı Başkan Nix'e ikinci. 8 numaralı Ken Sıktın koşudan 3. olarak ayrıldı. 3. koşu Lösev koşusunu 3 numara Storm Eagle Gökhan Kocakay ile kazandı. Burada geçen ee, yani belki 15. 20 gün evvel Elkon Kanador yarışı startımız bir çıkmış 2'den ve üçten çıkan atların hani iyi çıkım diye heyecanlanması makineye vurması bizi startta bırakması startta yani çıkarken her makineye vurdu zaman her zaman her zaman ve zaman çıkan ve ve diğer aklıma gelmedi her zaman 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 Normalde hmm. iyi çıkıp iyi başlayan at. bu sefer hani makinada kalması. Bu inisiyatif alıp artık yapacak bir şeyin olmadığını, düzlüğe bütün gücümüzü saklayacağımızı ve hatta inanılmaz derecede çok güzel Normalde Normalde o yarışta önde gidecektin yani. Yani verilen e, taktik onu gösteriyordu. Hani kaç anların arkasında bir tempomuzun olduğunu ama tam tersi. Yanımızdaki atlardan dolayı makinada kalmamız, bizim atın onlardan ürkmesi. Hani inisiyatif o, aldın. Tabii, ve kusursuz bir giriş. Evet. Harika yani, bir yarış. Evet, bir attı. güzel bir yarış koştu. Atta da inanılmaz derece forma gelmesinin büyük bir etkisi olmuştur. Nasıl? Elkon Kanadour. Yani, yani çok güzel biz bir hatta. o yarışı izlediğimiz gibi maşallah misin? makina gibi işledi. Yani çok yarışın yavaş gitmesi ve Elkon Kanadour'un çok çabuk hızlanması hepsini kapattı yani bütün aksilikleri kapattı diyebilirim. Bir boy kadar geride üçüncülükte iç kulvarda Sokollu var. Sokollu'nun sağrısında dördüncülüğe yaramaz çocuk yürüdü. Hemen bir boy kadar gerisinde beşincilikte iç kulvarda Astoria dışlarında sarılar ranır. Ortada Dutu Free. İki boy kadar geride El Concredo şeklinde Ali Doğan ünlü koyusunda son düzlüğe çıkıyoruz. Ortadan yüklenen iki numaralı baş tacım liderliği aldı. Onun dışından 8 numara yaramaz çocuğun atakları var. İç kulvardan buralarda bir numaralı Astoria kendini gösterdi. En dış kulvardan El Concrador yedi numaralı sarılarlanır ve aralarda Dutu Fristasıyla son iki yüzde doğru gidiyoruz. Önde sekiz numara yaramaz çocuk lider dışarıdan El Concrador geldi. El Concrador iki yüz sonrasında koşunun yeni lider olarak farkı bir boya kadar çıkartıyor. İçinden yaramaz çocuk tekrar yürüme çabasında son 50 geçirirken El Concrador lider koşuyor da. El Concretor kazanıyor. 8 numaralı yaramaz çocuk ikinci oldu. 2 i̇ki numaralı başlarcın 1 numaralı Astoria 3 numaralı. Duty Free tabelanın son iki basamağı için yakın arayla çizgi geçtiler. Karar varış hakemlerine kaldı. Günün 5. koşusu Ali Doğan ünlü koşusunu 6 numaralı El Concretor Gökhan Kocakaya ile kazandı. İyi bindiğin yarışlardan biri bunlar ama bir de kendini eleştirdiğin yarışlar var mı? Ya ben bu yarışta kötü bindim, ben kaybettim dediğin. Yani şu an aklıma gelen yok yani öyle. Kötü bindiğin yarışlardan. Yok. Peki devam edelim. Halis Karataş mıydı idolün? Yani Türkiye'de en çok sevdiğim hani örnek aldım. Benimle beraber birçok meslektaşımın örnek aldığı tek jockey Halis Karataş'tır. Hani yarış içerisindeki binişiyle hani her şeyiyle diyebilirim. Kişiliğiyle hani. Tercan bir ton özelliği var hani saymakla bitmez yani. Y yurt örnek alınabilecek alabilecek. Yurt dışında hiç yurt dışında takip ettin mi? Takip mu? ben genelde e, takip ettiniz derken yani yabancı izledim mi? Evet. ben yabancı jockeyleri e, aprantiliğimden beri izliyorum. Hani şu an ülkemize gelen de turist Somilyon ama şimdiye kadar örnek aldım tek jockey Christophe Somilyon'dur. Pekala. Devam edelim. Sence en iyi antrenör? bence en iyi antrenörlerimiz diyelim. E, hani Aklıma gelen e, Kamil Arda, yıllarını vermiş, Şefik Aydemir, e, Ömer Alaçam. Yani bunların haricinde sayamadığım aklıma hani gelen gelmeyen hani birçok antrenörlerimiz var ama şu an için aklıma bunlar geliyor. Yani e, burada İstanbul'da hatırladığım bir antrenör Sebahati Duman. Jockey olarak bu programa konuk olan 4-5 tane jokeyimiz vardı. Bir kişiden cevap alabilmiştim bu soruya. Sen de ikinci oldun bu anlamda bu soru o zaman çıkmayacak devam edecek burada olmaya. Ee, en yetenekli jokey. Yani birçok e, jokey arkadaşımızın farklı farklı yetenekleri var. Yani bunlarda yani direkt ya. söyleyebileceğim bir isim yok ya. ama tecrübe olarak dersek ya Halis Sabit çıkacak orta. yani Halis Karataş çıkacak. Ya belki şöyle diyebilirsin. Şans bulamıyor. Aslında çok yetenekli bir jockey ama şans bulamıyor dediklerinde var mı? olmaz olur mu? Hani birçok çok güzel binen jockey arkadaşlarımız var. Mesela şu an aklıma gelen Barış abi. Kurdu. Yani inanılmaz derecede benim beğendiğim hani belki de Türkiye'de bir dönem çok iyi yarışlar kazandı. İşte şans bulabildikçe değerlendirdi. Çok iyi bir jockey abimiz. Şimdi bunlardan Yücel Birlik şans bulamıyordu bir dönem ve şans bulunca Gazi kursunu kazandı. Bunu hepimiz gördük. Yani şu an aklıma gelen e, bunlar yani bunlar haricinde vardır mutlaka vardı ismini sayamadım. Aprantilere gidelim. Ee, herhalde bir aprantinin dilinden en iyi anlayanlardansın. Evet. Oradan geldin, geçtin o yollardan. Sence sağımızda böyle gözüne çarpan, umut eden, geleceği parlak gördüğün apranti var mı? Yani şu an e, Genelde aparantilerimiz güzel yetenekler bu kilo indiriminden dolayı şans da bulabiliyorlar. Ama birçoğu da kilo problemi yaşıyor. Bunlar içerisinde hani Vedat Kızmaz var aklıma gelen, Velat Demir var, Erkan Tunç var. Gerçi Erkan Tunç'un kilo problemi yok ama hani ileride zaman içerisinde güzel bir yerlere geleceğini düşündüm. Adem Arslan var. Hani şu an yeni yetişenlerden Peki, Metin Hamed'e var. Aprantilik çok iyi gidiyor ama aprantilikten sonra belli avantajlardan yararlanamıyorlar. Evet. Ee, ve sonra kaybolup gidiyorlar. Evet. Daha az şans buluyorlar. Sen tabii buraları gördün ama sen bunu devam ettirdin ve aslında e, bunun olabildiğini gösterdin yani. Apranti avantajını kaybettikten sonra da bir yere gelinebildiğini gösterdin. Ne öneriyorsun onlara? Onlara e, her bir kazandığı yarışı ayrı bir hani kazandığıyla kalmayacağını, hani devamını getirebilmek için hani ne şekilde kazan, neden kazan, niye kaybetti bunların her zaman yorumunu yapsınlar. Ya sen Bu çünkü iyi, o engeli aştın. Aşamayanlar var. Ben e, gelenler de var ardından. Hani iyi bir takipçiydim. Hani neden kazandım, neden kaybettiğimi her zaman sorguladım. Hani hiçbir zaman kazandım. Bugün örnek veriyorum 3 tane kazandım. Tamam. Bugün çok güzel değil. Hani geçen gün neden kaybettim? Onun daima hani eleştirisini yapan baş yokelerimizin hani hangi şekilde bu seviyeye geldiklerini ondan sonra eee devam ettirebilmek için neler yapmaları gerektiğini hani ne şekilde çalışması gerektiğini programlı bir şekilde hani onları takip etsinler. Hiçbir zaman oldum demeyeceksin. Hiçbir zaman. Yani ben şu an yaklaşık 800'ü geçkin yarış kazandım ama hiçbir zaman ben iyi bir jokeyim demeyeceğim yani. Her zaman öğrenmeye açık olacağım. Eksiklerimi gidermeye çalışacağım. Hani Bugün bir Halis abi yaklaşık 20 yıl 25 yıl baş jokey ise Türk stili'nden Avrupa stiline geçiş sürecinde hani neden geçti? Yani kendini daha iyi ileriye taşıyabilmek için hani e, uluslararası platformda Avrupa Jokeri neden Avrupa stili biniyor? Hani bunları görerekten çünkü artık dünya Avrupa stili olmuş. Hani Avrupa stili bindiği için Halis abi de kendini bu stile hani uydurdu ve çok güzel biniyor. Hani bu şekilde binebileceğini tahmin bile demezdim yani kendini bu şekilde geliştirmesini. Şu an bütün jokilerimiz ilk başta Harisa abi örnek almasındaki amaç da bu zaten. Sence en çalışkan jokey? Bence şu an aklıma gelen gördüğüm kadarıyla sahada yani İstanbul Hipodrom'da idmanlara geldiğimde her gün gördüğüm Gökhan Gökçe'yi görüyorum sabah erken saatlerde. Ankara'ya gittiğim zaman da Müslüm Çelik'i görüyorum. Aprantiler de var birçok gördüğüm. Umut Yücel bunlardan her sabah idmanda gördüm. Hani çoğu çalışkan e, var. Hani benim gözüme çarpan gördüklerim bunlar. Peki biraz gülelim. Ee, en bonkör jokey. Yani bütün jokilerimiz bonkör. Hani ama gördüğüm kadarıyla Saadettin abiyi görüyorum. Hani Saadettin Poyraz'ı görüyorum. Cimriler arasında bu soru hakkında yorum yapmak istemiyorum. Var mı? Var. Yani, Ama isim vermiyorum. Vermek istemiyorum Arkadaşımızı hani bütün jockey arkadaşlarım zaten az çok biliyor. Hani oturduğumuz bir ortamda Buradan burada bir selam gönder, gönder istersen için. ona. Olmaz. Isim selam istemiyorum. Peki isimsiz de selam gönder. O kendini biliyor diye O kendisini biliyorsa genelde uçakla yolculuk yaparken benim aparantilik zamanımda genelde yanımızda ee, Ramazan an, taş denen tamam, oluyor. Deniz Yıldız oluyor. Bir de o arkadaşımız oluyor. Ana, Genelde... ne, bir anı anlat bizi o zaman. Bir uçaktan bir anı anlat bizi. tam isim vermeyelim. Ee, örnek veriyorum. E, uçaktayken hostesin söylediği hani arkadaşım isim olarak hitap ediyorum. Ne istiyorsunuz yani e, sandviç, kek ne ist alırsınız? İkisini de demesi <laughs> yeterli oluyor. O kendini biliyor. Pekala. Diyelim hesap geldi. Evet. Nasıl kaçıyor? Durun, ben ödeyeceğim diyor. Ama kartımda limit yok diyor. <laughs> Efendim, maalesef Gökhan'dan bu kadar alabildik. Bu da yeter. Ee, şarkılara gidelim. En iyi şarkı söyleyen jokeyler arasında kimi görüyorsun? Ben hani dinlediğim kadarıyla yani Yalçın abi çok güzel sesi var. Yani Yalçın abiyi söylemek istiyorum. Ee, söyleyemeyenler? <laughs> kötü demeyelim burada ama... yani bu hani diyebileceğim hani pek fazla hani kimse cesaret edip e, hani şarkı söylemiyor ama cesaretine hayran olduğum İbrahim mi var. Hani sesi güzel olmasa da hani o cesareti yetiyor. Ama söyleme diyorsun yani. Evet devam ediyor. Hani, sesi güzel olmasa da. Pekala. İbrahim Haliketme'ye de selam olsun buradan. En şık giyinen jockey? Ee, başta hani Halis abi çok güzel giyiniyor. Şık giyiniyor. Ee, Özen Yıldırım var. Şık giyinen arkadaşlarımızdan Akın Sözen var. Ee, hani birçok meslektaşımız güzel giyinir. Var mı böyle kombinasyonda aslında iyi kıyafetler seçer de kombinede sorun yaşayan kötü giyinen var mı? Yani kötü giyinebilecek isim vermek istemiyorum. Ama var diyorsun ya. Yani. Oluyor hani bir geliyor belki ben de kötü giyiniyorumdur. Yani sonuçta e, herkes hani iyi giyinecek diye bir şey yok hani uyduramıyor. Bir ton belki kıyafetleri falan ama bir türlü o şeyi ayarlayamayan bir, Peki, bir meslektaşlarımız var. Efendim buradan ben şokerlerimize bir e, seslenmek istiyorum. Aslında bu program e, camiamız için, sizin için e, yapılan bir program. Yani biz istiyoruz ki jokeylerimiz böyle gülsünler, eğlensinler, birbirleriyle böyle takılsınlar, keyif alalım istiyoruz. O yüzden cevap verseniz de bence eğleneceksiniz. Onu biliniz. Bundan sonraki konuklarımızın da dikkatine diyelim. En çok konuşanlara gidelim. Ya yeter. Artık e, kafamızda şişti dediğim var mı? Yani çok konuşuyorsun. Yani yok genelde. Yani belki yarışlardan sonra yarış hakkında çok yorum yapıp e, uzatan arkadaşlarımız oluyor ama direkt çok konuşan şükür arkadaşım Sessiz. yok. Sessiz. Halis abi genelde çok konuşmaz. Yerine göre konuşur. Bir e, hani bir şeyler olduğu zaman e, konuşur. Yani çok konuşmaz. Peki hala. En esprileri sizi en çok güldüren jokey kimdir? Yani Selim abi olmazsa olmaz yani. Bizim jokey neşesi yani hani büyüklüğüyle olsun, yer yer konuşmalarıyla, esprileriyle, anlattığı fıkralarıyla bence Jogodas'ın neşesi diyebilirim. Yarışsever sever arasında ya da jokey arkadaşların arasında sana takılan bir lakap var mı? Yani yok. Yokan Kocakaya'nın bir lakabı yok. Yani benim bildiğim kadarıyla yok. Hani kulağıma gelen. Pekala. Artık yarı sever belki de hipodromda sana bir lakap ...bulacaklar mı? Merak ediyoruz. Ee, şarkıcılara gidelim biraz. Kimleri dinlersin? En sevdiğin şarkıcılar arasında kim var? Yani genelde... E, ...Türk halk müziği dinlerim. E, ama bunun yanında... ...slow e, şarkılar da dinlerim. Bunlar... Yani sanatçılardan Sezen Aksu'yu dinlerim. E, Müzeyyen Sener. Bunları genelde dinlerim. Bazen... E, hani Tarkan olur, bu pop müzikleri olur yeni çıkanlardan hani bunları dinlerim. Genelde e, hani enerjik müzikleri dinlemeye gayret gösteririm. Gökhan Kocak, şökey olmasaydı ne olurdu? Yani düşünebildiğim bir meslek yoktu ama hani e, bir memur olabilirdim. Hani düşünebildiğim direkt olmak istediğim aslında bu soruyu ben kendime sorduğumda bir cevap alamamıştım. Ortaokul bittikten sonra aprantiliğe başvurdum. Ondan sonra olumsuz cevap aldıktan sonra liseye yöneldim. Lise 1'i bitirdim. Bu soru her gün karşıma çıkıyor. İleride ne olmak istiyorsun? Tercih yapacaksın ama ben kararımı eskiden vermiş olacağım dedim. Okulu bitirip jockey oldum. Hani yapabileceğim hiçbir meslek yok yani açıkçası. Peki hala jokelik mesleğinden kazandığın ilk parayla ne yaptık? Ev aldım ben açıkçası. Atlara gidelim. Şu ana kadar alt, e, 6596 yanılmıyorsam bindiğin at sayısı ya da daha fazla e, evet 6596 bilgisayarımdan da kontrol ettim. Bunlar arasında ya da binmediğin atlar da olabilir. En unutamadığın yarış atı? Yani e, açıkçası bindiğim atlardan diyeyim Şimdi, turbo atçılığımızın belki en güzel arap atlarından. Yani, turbo ve uçağın oldu diyebilirim ben. Anlatır mısın bize ikisini de? Turbo hani idmanlarda ilk başta aldım birkaç sefer. Yani baş kısmını öne eğiyordu ve hani çok güzel aksiyonları vardı. Başını önüne yer, hiç sağla sola ilgilenmez. Yarış hayatına başlamadan önce çalıştırdın mı? Yok, hiç çalıştırma kısmet olmadı. Bir gün Halis abi yanlış hatırlamıyorsam bir talihsiz yaşamıştı. O zaman kısmet oldu bilmek, hani kısmet oldu o zaman. Ee, çalıştırdım Ankara'da ama hani çok beğenmiştim. Aynı şekilde şu an Uçan oğlu da ona benzerecek ama turbo bana göre en güzel attı hani yüzümle. Arapatlar olan. Son 600 metre geçildi. 6 numaralı Turbo 4 boy farkla son 600'ü de 4 numaralı Taşan Bey'in önünde lider geçti. Virajı da 5 boy farkla önde döndü. İç kulvara yakın 4 numaralı Taşan Bey ikincilikte 4 boy kadar gerisinde 2 numaralı Demirsoy. Şimdi sarısun yanından üçüncülüğe sokuldu. Koşunun son 400 metresini uzak farkla 6 numaralı Turbo önde geçiyor. İç kulvarda 4 numaralı Taşan Bey ikincilikte dışarıdan 2 iki numaralı Demirsoy'un ve onun dışından 5 numaralı Uçan Bey'in hiç olmazsa ikincilik için atakları var. Çünkü Turbo çok kolay tempoda son 100 metreyi uzak farkla önde geçti. Taşan Bey, Demirsoy, Uçan Bey ikincilik mücadelesindeler. 6 numaralı Turbo Gökhan Kocakaya ile kazandı. 4 numaralı Taşan Bey ikinci oldu. 5 numaralı Uçan Bey üçüncü. 2 numaralı Demirsoy da Kosova koşusundan dördüncü olarak ayrılıyor. İstanbul'da 7. koşu olan Kosova koşusunu 25. startında 24. birinciliğine elde eden 6 numaralı Turbo kazandı. İngiliz. İngiliz inspektör yani. Unutamadım. İnanılmaz yani. Belki Türkiye'ye gelmiş geçmiş en iyi benim gözümde İngiliz atı diyebilirim. Neden unut unutturmuyor? Sanfer Neden? Çünkü e, gazi kazandıktan sonra birçoğu böyle gazi kazanan atlarımız hep geriye yani, gidiyor. Hep yani geriye gidiyor sakatlık yaşıyor. Ama inspektör kaç yaşına geldi hala mücadele ediyordu. Genci, yaşlısı demiyordu. Bütün atlara kafa tutuyordu. Ve e, yaşı ilerlemesine rağmen Türkiye rekorunu kırıyor. Öyle bir hatta. Ve hani yarış içerisinde hani pisti e, İstanbul'u daha çok seviyordu. Hani Ankara pek istenilen performans sergileyemiyordu ama neyi var ne yok en iyi şekilde. Hani hep üzerine koyarak her bir yarışı birbirinden güzel e, yarış yapıyordu benim yüzümde. Tam bir istikrar abiyesi. Peki devam edelim. Ee, en unutamadığın yarış atı buydu. Bir de üzüldüklerin arasında var mı böyle ya? Ya hani hatırladım altımda hani sakatlanması yeni lira e, Yus, Sayın Yusuf yeni lira isimli atı burada İstanbul'da bindiğim zaman e, Düzlükte çok rahat gelip Daha hızlanmaya başladığım anda ayağının kırılması. Hissetmem durdurmam yani İnip atının hani düzlükte Eğrimle tekrar geri dönmek onu Üzüldüm onu açıkçası Çünkü atla beraber Yarışa başlıyorsunuz, 400 de bırakıp siz kendiniz dönüyorsunuz yani, eli yani. boş dönüyorsunuz. İnşallah böyle üzücü durumları kimse yaşamaz. Formunu nasıl kuruyor Gökhan Kocakaya? Kaç kilo? Bu arada Gökhan Kocakaya? Yani, yani kışın genelde 53-54, yazın 52, bazen 51 o civar. Nasıl istediğin yemeği yiyebiliyor musun? Yani bana e, fikirler olmadı müddetçe hani, Kararında mı? Yani tabii genelde her türlü yemeği yiyoruz. En sevdiğin yemek? Türk yemekleri olsun da. Peki. Evlisin. Evet. Ee, anne, eş, annenin ve eşinin yaptığı en çok sevdiğin yemek diyeceğim o zaman. Sonuçta annem, annem e, yani tabii. Doğ, doğulu olduğumuz için hani annem biraz daha yöresel doğuya e, mağsus yemekleri yaptığı için hani e, hani bütün yemekleri Hani ayırt etmeden yiyebiliyorum. Hani tercih etti, ettiğim bir yemek yok. Fark etmiyor hani benim için. Ee, eşim Dur, de aynı şekilde. Özel bir sipariş yok mu? Ya? Yok. Ben... Yemek hani, ayırt, ayırt etmiyorum. Ya, ayırt etmem. Hafta sonu da geliyor. Anneler günü. Ee, hem anneye hem eşe mesaj var mı? Ee, sonuçta buradan bütün annelerin... Sadece kendi annem demeyeyim. Ee, annelerin anneler gününü kutluyorum. Allah e, sevenlerine... hani başından eksik etmesin. Nice hani anneler günü evlatlarıyla, ailesiyle beraber geçirmesi dileğiyle. Nice güzel anneler günü diyorum. Buradan hepsinin anneler gününü kutluyorum. Evet, tabii ki biz de kutluyoruz. Hem Türkiye Jockey Kulübü olarak hem Sorulmamış Sorular programı olarak hem bir barış düşmez tabii ki. Önce başta şehit anneleri olmak üzere kendi annem, eşim hepsinin ellerinden öpüyorum. Anneler günü kutlu olsun. Sağlık, mutluk, huzur diyelim. Ve devam edelim. Çok dedik. Çok helik çıkalım. Çok dışında Gökhan Koçakay'a ne yapıyor, nasıl zaman geçiriyor? Fırsat buldukça e, hani özel yurt dışı maçları Türk maçlarını pek fazla izlemiyorum ama genelde e, bir Barcelona, bir Real Madrid bir yurt dışı güzel maçlar olduğu zaman, e, hani onlar biraz daha güzel oluyor Türkiye nazaran ve bunları izlemeye gayret gösteriyorum. Yani yurt dışı takımı olarak da Barcelona'yı tutuyorum. Ee, yani bunları onun haricinde Türkiye'de Beşiktaş. Beşiktaş'lıyız. Ee, fırsat buldukça Bilardo oynamaya çalışıyorum. Hatta bir şey yapayım. Dün akşam Semih Saygıner'le e, tanıştık. Hani Uçakta denk geldi yan yana. Ben ve Akın Sözen. Taktikleri aldın mı? Yok. Konuşmadık. Çünkü ustanın yanında konuşmak olmaz. Ama buradan Halis abiyle güzel bir şeyleri olacak inşallah. Ma ne? Maç maç mı var? Öyle diyebilirim yani. Bir e, menajer ile irtibata geçebilirsek. Yani kartını falan verdi ama Halis abiye bir mesajı var. Onu bugün kendisine takdim edeceğiz. Vallahi iki şampiyon bir araya evet. gelecek diyorsun. Evet. Güzel olur. Ee, şimdiden merakla bekliyoruz onu. Yaşadığın en komik olay diyelim. Bu tabii yarış visinde de olabilir. Vallahi en komik olaylardan birini Akın anlatıyor bana. O hep aklımda. Onun örneğini vereyim sana. Bir gün Bursa'dalar. Hmm. Önde gitmeyi seven, yüksek tempoda giden bir ata biniyor. Diğer ata da İbrahim Ali Ketme biniyor. Start'ın box'ta konuşuyorlar. Hangimiz öne çıkarsa ona izin versin gibisinden. Üstü gitmesin, yarışı süratlendirmesin. Start veriliyor diyor. İkimiz de start'ta kaldık diyor. Bu komik olaylardan biri örnek verelim. Senin var mı böyle yaşadığın komik olay? Yani şimdi Hani Birebir şahit oldum. Komik olay bizim açımızla ilgili. Yani İbrahim Hareketmen'in start konusunda ben her zaman diyor iyi çıkarırım atı. Hani sandalyeye bile binsem diyor bir boyunda çıkar diyor. Onun deyimi çok güzel. Bir de şahit oldum bir meslektaşımızın hani ismi aklıma gelmiyor ama e, işte bindiği atın antrenörüne hani e, erkek ata biniyor. Bu at diyor hani dişilere ait yarışlarda güzel koşar diyor. Güzel yarış vuracak. ama diyor Hatta erkek diyor dişi değil hani o konuşmasını benim koymuma gitmişti o zaman. Kazandığın en anlamlı yarış? Gazi Kursu benim için. E, benim için en anlamlı ve e, Başbakanlık Kursu. Ama... Gazi'den sonra acaba hani tesadüf hani tesadüfen kazanıldı bu kadar yani şans tatla denilip onun üstüne e, hani ...Türkiye'nin en önemli belki Gazi'den sonra Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Başbakanlık yarışını kazanmam yani. Peki bundan sonra var mı listede en listede, çok kazanmak istediğin yarış? Yani sonuçta Türkiye'de Gazi, e, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık üç önemli kupayı kazandık. Yani Kısmet oldu bize Allah'a çok şükür. Bundan sonra da e, yani uluslararası platformda belki hani ülkemiz adına ve da e, yurt dışından gelebilecek tekliflerde ülkemizi iyi bir şekilde teklif edip yurt dışında önemli e, list koşullarda hani kazanmak hedefimiz. Yurt dışına açılmak var mı? Yurt dışına hedefinde. E, yani şu an için e, yok ama ilerleyen zamanlarda mutlaka olacaktır. Peki. Şey soracağım. Yani biniyorsun, at biniyorsun. Bugün de bineceksin. yarın da bineceksin. Öbür gün de bineceksin. Tabii ki iki gün önce bineceğin atlar belli oluyor. Hiç böyle bineceğin yarışta rakiplerini hiç analiz ediyor musun? Ne yapıyorsun? Nasıl hazırlanıyorsun? Yani yarışları? genelde e, yarışları hani iki gün evvelden değil, bir hafta evvelden e, bineceğimiz atlar kesinleşiyor. Yani ya, ge rakipleri e, koşacağın rakipler de belli oluyor. Belki bazı meslektaşlarımız, hani jockey arkadaşlarımız bilmediği atlar oluyor. Beğeniyorsak o atı, eğer o koşta yoksa ona göre değerlendiriyoruz. E, ve rakip tamam kendi atımızın iyi olduğunu düşünüyoruz ama rakibimizin de ne kadar iyi olduğunu hani e, taktiksel anlamda onu da takip ediyoruz. İzliyor musun yarışları? Tabii yani e, sonuçta yeri geliyor belki hiç tanamadığımız atlara biniyoruz. E, bunları e, her gün idmanlarda alma şansımız bazen olmuyor. Ama e, yani mümkünse koştuğu yarışları veyahut da son yarışlarını takip ediyoruz. Pekala. Gelelim final sorularına. İngiliz ve Arap'a ayırdık bunu. Gelmiş geçmiş şu ana kadar senin gördüğün en iyi Arap ve İngiliz atı. En iyi Arap atı dediğim gibi Turbo ve şu an için Uçanoğlu. Hani jenerasyon olarak Uçanoğlu'na Baba Mevlüt var. Hani beğendim. Bu iki at var. Üç at var. Turbo'yu çıkartırsak iki at. İngiliz atlar da e, şu an koşar durumda. Hani e, Taylar olarak beğendim. E, Kuloğlu var ve arkasından ikinci olan at aklıma gelmiyor şu an. Evet. diyorsan mı? Evet Maydirsan beğendiğim atlar şu an için. Ama zaman içerisinde bu jenerasyonlar yani bu sene için konuşuyorum. Daha iyi atlar çıkabilir. Ve uzun mesafelerde kendini daha iyi ispatlayabilir. Ama geçmişe dönersek hani en iyi at Miramis ve Inspektor diyebilirim. Üstünün bir buçuk boy girdi iç kulvarda. 14 numaralı Invincible San. Onun dışında 9 numaralı oğlum Emre. Daha sonra Power River. Orta kulvarda Ateş'in kızı ve içinde 4 numaralı Kurtini Hadis sırasıyla. Son virajı 3 numaralı Inspector önde döndü. Fark iki buçuk boy kadar. Orta kulvarda 1 numaralı Big Trouble. 8 numaralı Lezzeplin Salvatore. içeriden 14 numaralı Invincible San atak yapıyorlar. Son 300 metre iki buçuk boy kadar. 3 numaralı Inspector önde geçti. içeriden 14 numaralı Invincible San. Orta kulvarda Salvatore. 4 numaralı Kurtini dışarıdan Power River geliyor. Orta Kurti kulvarda 3 numaralı inspektör önde dış kulvardan Salvatore içeriden 4 numaralı Kurtinadis dışarıdan Power River geliyor orta kulvarda 3 numaralı inspektörün içeriden Kurtinadis geliyor 3 numaralı inspektör Başbakanlık kupası koşusunu kazanıyor 4 numaralı Kurtinadis ikinci oldu 10 numaralı Power River 6 numaralı Salvatore ve 14 numaralı Invisible san arasındaki üçüncülüğü var Şekemleri belirleyecek Başbakanlık Kupası koşusunda 3 numaralı inspektör Gökan Kocakaya ile kazandı. Peki Gazi için böyle var mı gözüne kestirdi mi Tay? Şu an hani tayların uzun mesafeleri yeni başladığı için hani şu an için konuşulacak hani erken olduğunu düşünüyorum Hı -hı. ama zaman içerisinde mutlaka hani iyi atlar, iyi şeyler çıkacaktır yani atlar, taylar. Gazi için böyle tay araştırması, tay analizi, tay takibi ne zaman başlıyor sizin için? Şu an başladı zaten hani hemen hemen şurada zaten çok bir süremiz kalmadı ama hani uzun mesafede yeni başladığı için maraton yarışları yani artık yavaş yavaş şekillenecektir bu zamanlarda. Peki hala Gökhan bizim soramadığımız seni söylemek istediğin. Yani şu, yok. Programın sonuna geldik. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz biz sana. Ee, varsa gelecek şokey arkadaşlarına buradan söylemek istediğin? Sonuçta eee hani bizim açılımız adına hani güzel, eğlenceli bir program ama hani belki pek e, rahat bir şekilde cevaplayamıyoruz. Belki bizde meslektaşlarımız hani bazı sorularda yanlış anlaşılıyoruz. Ama inansınlar hani kırmak amaçlı değil. Biraz hani eğlenceli bakmalarını istiyorum. Hani bu. Pekala. Efendim Gökhan Kocukay ayarladık bu hafta. Herkese iyi bir gün diliyoruz. Önümüzdeki haftalarda yepyeni koluklarla burada olacağız. Ekibe teşekkürler. Kamera arkasında çok görünmez isim var. Onlara da teşekkür edelim. Hoşçakalın.